Ya bir gün vapurda yolculardan bir tanesi rahatsızlandı. Ben de müdahale ettim. Nasıl müdahale ettin? Kafasını yukarı mı kaldırdın yoksa beraber mi kaldırdınız? Evet, ancak kafasını yukarı kaldırabildim. Tek başıma. Sonra da... Ben dedektifim gibi. Dedektif gibi. Kartı gösterdim ben cerrah. Çok komik ama. Ne güzel hikaye. Ben neden bilmiyordum acaba? Vallahi o gün herkese anlatmaya çalıştım ama... ...o sıra benim günümün nasıl geçtiğiyle ilgili pek ilgilenen kimse yoktu etrafta. Aa, olur mu Bahar'cığım? 20 yılın her günü seninle birlikte geçti. Ve seninle geçen her gün benim için çok önemli. Görüyorsun değil mi Çağla'cığım? Arkadaşın sürekli benimle didişiyor. Evet. Canım benim, bu da senin hayattaki tek şansın diyebiliriz. Yani dua et ki arkadaşım lütfedip de seninle didişiyor. Görüyorsun değil mi Evren Hocam? Bak hemen koalisyon kurdular ya. Yarın öbür gün bak şimdi Çağla, senin arkandan da böyle anlatır. Onlar da kadın dayanışması varsa bizde de erkek dayanışması olsun. İstemiyorum. Ha, peki. Görüyorsun değil mi Çağla'cığım? Evren Hocamız biraz asi, bağımsız. Evet. Sizin hikayeniz nasıl başladı bakalım, anlatın. Canım, Timur, hikaye falan... Dedim ya ben sana, hikaye falan yok ha. Anlatamadım galiba ben. Bizi Bahar tanıştırdı işte. Aa, Bahar mı tanıştırdı sizi? Ne güzel, ne güzel. Ne demişler? Yuva yapmak sevaptır zaten. Evren Hoca da tam evrenilecek insan. Evrensel bir şey. Öyle oldu. Bakalım neyim? Şakalar biz... ya. Bu şakalar var ya, of. Şaka show. Şaka festivali. Ya, ay sen nereden biliyorsun bunları ya Timur? Ha? Akşamdan böyle yazarak falan mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Evet. Hiç değişmemişsin biliyor musun? 20 yıl önce de aynı şakaları yapıyordun. Hiç değişmemişsin. Sen de hiç değişmemişsin. Hala bekarsın. Belki bu sefer turnayı gözünden vurursun ha. Gözüne dikkat et Evren Hocam. Siz üçünüz aynı dönem. Evet. Evet. İşte insan bazı şeyleri seçemiyor. Çapadan doktor çok var bizim hastanede. Değil mi? Rengin Hoca da öyle. Değil mi? Aynı dönem. Yani evet, tanıyoruz. Üçümüz de rengini. Evet. Hastanede çok sır saklıyoruz yani aslında. Sırlar. Rengin Hoca nasıl oldu peki? Kötüydü durumu. Hani daha iyi mi? Bilmiyorum. Yani neden bana soruyorsunuz anlamadım. Yok Timur Hocam, ortaya sordum yani. Siz atladınız. Rengin Hoca'nın yani yaşadığı şey kolay değil. Hastanedeki kimse de bilmiyor bu durumu. Niye herkes rengini bana soruyor ya? Niye herkes rengini sana soruyor? Ne bilelim Timur? Sen rengin deyince neden rengin atıyor? Benim rengim mi attı şu anda? Yani... Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Bakayım rengimi atmış mı? Tavuk şinitsel, bir tane de et şinitsel. Bir kavalayayım, nefes alayım. Tamam. Geleyim mi? Bilmediğim şey ne? Rengin kırmızı çizgimiz Evren Hocam. Nasıl yani? Şöyle, rengin Timur'un eski sevgilisi. Yani Bahar'dan önce onlar birlikteydi. Onlar ayrıldılar. Bahar'la birlikte olmaya başladı. Yani biraz karışık bir durum var. O yüzden hani olabildiğince rengin demiyoruz. Aklında olsun.